Şimdi de Bodrum'dan derlediğimiz en son haberlerimiz var. Ünlülerin akın ettiği Bodrum'da neler oluyor? Demet Akalın sinir krizleri geçirdiği haciz olayı ile ilgili hangi açıklamada bulundu? Bayağı üzüntü oldu bana. Ve Hülya Koçyiğit'in sağlık durumu nasıl? Bir kere her şeyden önce böylesine önemli bir ameliyat. Sibel Can'dan Demet Akalın'a, Fatih Yürek'ten Cenk Eren'e ve daha pek çok ünlüye ev sahipliği yapan Bodrum'da keyifli bir tura hazır mısınız? İşte hızlı bir Bodrum turu. Haciz olayları yüzünden zor günler geçiren Demet Akalın'la birlikteyiz. Güzel haberi ilk ağızdan veriyor ünlü şarkıcı. Şu anda bir saat önce güzel haber geldi. Hacizin durdurulduğu. Çünkü her şey sahte belgeyle olduğu için öyle bir borç da yok yani. Şöyle denelim mi? Şey, onun için güneş size de gelmesin. Ama iki gün tabii. Bayağı üzüntü oldu bana ama teşekkür ederim, sağ olun. Olaylara ne kadar üzüldüğünü de Demet Akalın'dan dinliyoruz. Üzüntü şey, ne yapıyorsun? Üzülüyorsun yani. Değil mi? Üzüldüm. Evde yoktum ama üzüldüm yani. Bir de yani hak etmediğiniz bir şey olunca daha da üzülüyor insan. Ya iş hayatı muhakkak ama hani gerçeklik payı olmadığı için de inanan olur, inanmayan olur yani, anladın mı? Bir de yani Demet haciz şoku. Benimle alakası yok ki, eşimin kendi ticari şeyi ve gerçek olmayan dediğim gibi. Ama her şey insanlar için boş ver. Biz dostumuzu, düşmanımızı gördük. Hadise gibi birçok sanatçı arkadaşının da destek olduğunu sözlerine ekliyor. Yani geçmiş olsun diyor, üzülmüş kız da yani. Evet, yani tabii Hadise'den de size böyle bir destek gelmesi dostu adına da güzel bir şey. Ya tabii bir sürü sanatçı arkadaşım aradı sağ olsun da. Aramayanlar da oldu korkup. Ve Demet Akalın sahneye çıkıyor. Normalde arkasında DJ kabininde görmeye alışkın olduğumuz Okan Kurt bugün ortalarda yok. Yaşadığı onca üzüntüye rağmen ünlü şarkıcı formunda hem eğleniyor hem de eğlendiriyor tatilcileri. Gece oluyor. Bodrum'da sahne alan ünlü isimlerden birisi de Sibel Can. Payet işlemeli, transparan uzun siyah bir elbise giyiyor sahnede Sibel Can. Görkemli elbisesini de üzerine attığı kenarları peluş şalla tamamlamış. Sevilen şarkılarını seslendiren ünlü şarkıcı dans etmeyi de ihmal etmiyor. Aşkım tövbe etmekte zor. C
Cenk Eren'in sahne alacağı mekana doğru ilerlerken kapıda ünlü şarkıcıyı izlemeye gelen Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'la karşılaşıyoruz. Kanseri yenen usta oyuncu sağlık durumunun iyi olduğunu belirtiyor. Çok şükür, bin şükür. İyi. İnşallah yani eski filmlerinizdeki gibi güzel ve sağ olun, yani. Sağ olun, teşekkür ederim. Hülya Hanım'la beraberiz. Daha iyi gidiyor Hülya Hanım. Çok şükür. Çok şükür. Sağlığımız yerinde. Usta oyuncu hayranlarına teşekkür etmeyi de ihmal etmiyor. Bir kere her şeyden önce böylesine önemli bir ameliyat geçirmeden gerçekten önce bir tek şey istedim. Benim için dua edin dedim ve gerçekten belki de dualar sayesinde tekrar sağlığıma kavuştum. Onun için minnet ve şükran dolu kalbim. Bana dua eden, bana iyi dileklerini yollayan herkese çok teşekkür ediyorum. Çok şükür sağlığım yerinde. Konser zamanı Cenk Eren Bodrumlu müzikseverlerle buluşuyor. Açı oldu diline, geçti seneler. Demek sonun geldi, ne beni haber. Bir bilsen ben nasıl özledim seni. Ünlü şarkıcı sahnede yavaş şarkılarını seslendirerek de seyircilere duygusal anlar yaşatıyor. Bir şarkımız vardı, hatırladın mı? Duyunca yüzünü ağlamadın mı? Hani gözlerine bakıp söylerdin, o mutluluğun günleri özlemedin. Fatih Yürek de Bodrum'da sahne alan ünlülerden. Ünlü şarkıcı konser öncesi habercilerin karşısında. Bodrum'u böyle bir kalabalık görünce mutlu oluyorum ama maalesef yabancı turist yok. Yabancı turist yok. Yabancı turist yok ama yine de bizim ülkemizdeki insanların tatil yapması güzel bir şey. Bodrum'un dolu olması çok güzel bir şey. Keyifli. Fatih Yürek bilindiği üzere Demet Akalın'la yakın arkadaş. Hiç haciz konularını ünlü şarkıcıyla konuşma fırsatı buldu mu diye merak ediyoruz. Tabii canım, yani öyle bir şey yok. Sahte imzalarla yapılmış bir şey. Çok uğraşıyorlar böyle. Çok üzücü bir durum. Yani çirkin bir durum. Yani kızım böyle bir şeyden hiç haberi yok. Çok üzüldü. Gerçekten çok üzüldü. Ama galiba bunu çözmüşler. Çünkü İzmir'de imzalanmış filan diye bir şeyler var. O tarihlerde onlar orada değiller filan. Tabii yasalar bilemeyiz ama yasalar, kanunlar zaten bunu ortaya çıkartır ama böyle bir şey yok ortada. Zira böyle bir şey olması da mümkün değil. Ve geçiyoruz ünlü şarkıcının müzikseverlerle buluştuğu o dakikalara. Sallaya sallaya oynaya oynaya allaya ballaya bundan sonra bu dünyanın çilesini çıkarıp da atmaya. Mekanı tıklım tıklım dolduran Fatih Yürek, tatilcilere unutulmaz anlar yaşatıyor. Programımızda sırayı arkadaşlarımızın hazırladığı güzellik tüyoları ile ilgili dosya yer alıyor. Şimdi hep birlikte izliyoruz. Özellikle gelin adayı hanımlar, ekran başına. Bu yaz hangi tarz gelinlikler trend? Straplez gelinlik bu sene arkadaşlar yok. Yani yok denecek kadar da az. Genel olarak... Bilindiği üzere yaz ayları demek düğün sezonu demek. 2017 yazının trend gelinliklerini moda tasarımcısı Esra Özcan'dan öğreniyoruz. Genel olarak tarlatansız modeller mevcut ve 3 boyutlu danteller ön planda. 3 boyutlu dantellerde tercih edilen model grupları arasına giren birkaç dantel göstermek istiyorum size. 3 boyutlu danteller daha çok
36 beden ve 38 beden aralığında olan yayın adaylarını öneriyorum. Çünkü daha büyük beden giyen adaylarını birazcık iri gösterebilir motiflerinden kaynaklı olarak. Ama en çok tercih edilen model grupları arasında diyorum yine 3 boyutlu danteller. Deniz kenarında düğün düşünüyorsanız bakın ne tarz gelinlikler revaçta. Deniz kenarında bir çekim olacaksa ve helenistik model grupları tarzında düşünüyorsak şifon model tarzları. Strapless gelinlik bu sene arkadaşlar yok. Yani yok denecek kadar da az. Genel olarak sarkaçlı modeller ön planda, omuzdan bantlı gruplar, dantel kollar, onun haricinde de portatif askılar ön planda. Esra Özcan, 6 yıl önce Hakan Hatipoğlu ile evlenen sunucumuz Gizem Hatipoğlu'nun giydiği gelinliği tasarlamış. Hala o modelin ilgi gördüğünü belirtiyor. Bu yıl 6. yılını kutlayan Gizem ve Hakan Hatipoğlu için hazırladığımız şifon bir modeli sunmak istiyorum. Güzel gelin adayımız demeyelim. 6. yılını kutlayan Gizemciğim giydi bu gelinliği. Ve ondan sonrasında gelin adaylarımız tarafından çok beğenildi diyebilirim. Kol modelinde daha hareketleri seven gelin adayları, oynamayı çok seven, kollarda birazcık hareketli olayım diyen kızlar içindir. Bu yaz ilgi gören bir başka gelinlik modelinde sıra. After Party bu yıl yine çok fazlasıyla gündemde. Onun için ne mi düşünüyoruz? Yine tarla tansı olarak mini gruplar. Oynadığımızda hareket halinde olacak yine sarkaç boncuklu gruplar diyebiliyoruz. Bunların tabii transparan olan model dizaynlarında olabiliyor modelimizdeki gibi. 40 beden üstü hanımlar ne tarz gelinlik giyinmeli acaba? Peki 40 beden üstü gelinlerimiz nasıl modeller mi tercih etmeli? Komple danteller tercih edebilirler. Yine gelin adaylarımızda iri göğüslü olan gelin adaylarımız için V yakalar önermekteyiz. Komple kapalı yakalardan uzak durmaları gerekiyor ki göğüs planlamasını daha minimal bir halde sergileyebilelim. Gelin adaylarının bedeni büyüdükçe motifler konusunda daha küçük detaylar önermekteyiz ya da helozoon kesimler dediğimiz şal desenleri önermekteyiz. Fiziğine güvenen gelin adaylarına gelince işte balık model gelinlik. Ben asla kabarık giymek istemiyorum. Kesinlikle gelinliğim balık olmalı diyen gelin adayları için. Eğer fiziğinize güveniyorsanız, proporsiyonum yerinde diyorsanız deniz kızı balıklığını önerebilirim. Deniz kızı balıklığını tercih eden gelin adaylarında kesinlikle zarif durması için uzun bir kol modeli öneriyorum. Fakat derseniz ben balık giymek çok istiyorum Esra Hanım fakat fiziğim el vermiyor. Ne yapabilirim? O zaman da gelin adaylarına içi balık, üstünde daha çok hareketli inen tül modellerimizi öneriyorum. Hem balık giymiş oluyorlar hem de annelerin istediği gibi biraz hareketli giyinik tercih edebiliyorlar. Bu da yine içi balık, üstü A model dediğimiz hareketli bir balık modelimiz. Moda tasarımcısı Esra Özcan finalde en trend gelinlikle karşımıza çıkıyor. Bu senenin en trend modelini sizin için kendim giyindim. Yine ben danteli seviyorum Esra Hanım ama dantelimin daha belirgin olsun istiyorum diyorsanız içerisinde bir kat nütr rengi kullanıyoruz. Transparan istiyorum ama tenim de çok belli olmasın diyorsanız yine nütr renklerle birlikte birleştirebiliriz. Hafif ışıltılarla birlikte kendinizi birazcık daha frapan bir halde aldırabilirsiniz diyor ve sevgiler diliyorum. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Nadide Sultan Magazine Life'a hem özel hayatını anlattı hem de müzikal çalışmalarıyla ilgili konuştu. Hep birlikte izliyoruz. Nadide Sultan ekranlara geri mi dönecek? Her tarz şeyi oynayabilecek. Ve bir evlilik programında yer alır mı? Kendi işimi devam edip onunla beraber. Şu sıralar Uçmayalım şarkısıyla büyük beğeni toplayan Nadide Sultan'la birlikteyiz. İş yoğunluğu arasında kısa tatiller yapma fırsatı bulduğunu söylüyor ünlü şarkıcı. Eşimle benim işlerimizin çakışmadığı dönemlerde 2-3 gün vakit bulursak kaçıyoruz bir yerlere geliyoruz. Güzel oluyor yani iyi geçti tatilde çok iyi geldi. Şimdi bu albüm dönemi olduğu için benim çok fazla promosyondan dolayı çok fazla İstanbul'da olmam gerekiyor. Bu 2-3 gün kaçmak
İyi geldi. Geliyoruz şu sıralar magazin gündeminde en çok konuşulan konuya, internet üzerindeki tıklamalara. Bakalım Nadide Sultan'ın yorumu ne olacak? Türkiye nüfusuna oranla bazı tıklamalar bana garip geliyor ama bilemiyorum da yani bilemiyorum. Türkiye nüfusu 200 milyona ulaştı mı? 85. Değil mi? 85 milyon. Yani vallahi ben o işi hiç anlayamıyorum. Benim cahilliğime verin. Ben benim için koca ve bilinmez, şaka bir yana. Ola da bilir. Ama hani nüfusu oranla bana biraz fazla gibi geliyor. Teknolojiyle beraber müzik piyasasının da tamamıyla değiştiğini söylüyor. Teknolojiyle beraber müzik piyasası da ayak uydurmaya çalışıyor. İşte kasetten CD'ye geçildi, CD'den internet ortamına geçildi. Bence oturdu aslında sistem. Fakat dediğim gibi biraz geç farkına varılan bir şey internetin gücü. Tüm dünyada da, tüm müzisyenler tarafından da şimdi oturdu. Herkesin kendi radyosunu oluşturabildiği, kendi listesini oluşturabildiği bir sistem var. O yüzden de takip etmesi çok zor. Kim ne yapıyor gerçekten, ne ediyor? Ama güzel yani, diğer taraftan da güzel, ayak uydurmak lazım. Daha önce oyunculuk da yapan Nadide Hanım ekrana dönecek mi diye merak ediyor ve sorumuzu yöneltiyoruz. Şu anda bir televizyon programı görüşmemiz var. Tam içeriğini de söylemeyeyim. Net değil. Öyle şeyler tamamen başlayıncaya kadar bence söylenmemeli. Şu an biliyorsun en çok moda evlilik programları. Yok, evlilik programı değil. Değil. Ya da birbirlerini tanıştırma olayları. Yok değil. Ben iki insanı buluşturamam bile. Çok kötü bir organizatörüm. Günümüzde evlilik programları çok popüler. Böyle bir program teklifi gelse kabul eder mi acaba? Ben yapabileceğimi zannetmiyorum. Çok hani dediğim gibi o farklı bir konsantrasyon. Kendi işimi devam edip onunla beraber yürütebileceğim hafiflikte bir iş olması lazım. Çok böyle aşırı derecede saatlerini alıyor insanların, günlerini ve hayatlarını kapsıyor. Yapabileceğimi sanmıyorum bunu. Abisi oyuncu, eşi yönetmen. Haliyle gelen oyunculuk tekliflerini birlikte değerlendiriyorlar. Abim de çok titiz işinde, eşim de çok titiz ve tabii bana gelen projeleri ilk onlara gösteriyorum. Ama gerçekten de onların hayır dediği, onların gerçekten sen bunda olmamalısın dediği hiçbir işte devam etmedi. Başladığı gibi kısa bir süre içerisinde bitti. Evet, geliyor gelmiyor değil ama doğru bir şeyin içinde olmak lazım. Çünkü bir işte hani başarılıyım diye söylemiyorum ama bir işte bir yerdesiniz. Diğer işinizin çok aşağıda kalması sizi öteki işinizde de aşağıya çekiyor. O işimi de böyle desteklemesi lazım. Bir de benim altından kalkabileceğim bir şey olması lazım. Ben sonuçta bir ne bileyim Demet Akbağ vesaire Haluk Bilginer gibi bir her tarz şeyi oynayabilecek müthiş bir karakter oyuncusuyum diyemem. Bana uygun bir şeyler olması lazım. Komedi mi? Bir de evet komedi seviyorum. Komedi türü aşığı olan Nadide Sultan bakın hangi dizide rol almak istiyor? Gülse Birsel'in Avrupa Yakası'nda olmak isterdim. O çok eğlenceli. Ondan sonra sitcom tarzı sevdiğim proje oldu geçmişte. Şu anda daha çok dramalar var. Ben dramayı çok içinde olmayı sevmiyorum. Nadide Sultan ve eşi Hakan Yonat ilerleyen günlerde 4. evlilik yıl dönümlerini kutlayacak. Doğum günleri falan da çok takılmam. İşte sevgililer günü falan da takılmam. Böyle şiirler okuyan tipler olsak mesela böyle şeyler beni güldürür. Çok romantik de değilim. Ama tabii böyle evlilik yıldönümümüzü hatırlayacak bir şeyler yapsa sevinirim. Sevinirim. Keyifli sohbet sona ererken ünlü şarkıcı çocuk sahibi olmak istediğini açıklıyor. İnşallah istiyoruz bu yıl. Bir çocuğum bu yıl değil. Hani Allah ne zaman nasip ederse istiyoruz. Yaşımız kemale ermeden bir çocuğumuz olsun. Çocuklarımızın anneanneleri, dedeleri olmayalım. Sosyal medyada kim hangi fotoğrafı paylaştı ve altına hangi notu düştü? Şimdi ünlülerin paylaşımlarına göz atıyoruz. Müzik.
Serdar Bilgili'nin fotoğraf sergisi açıldı. Serdar Bilgili tarafından çekilen siyah beyaz portreler açık havada sergileniyor. Hatice Aslan, Bilgili'nin çektiği fotoğrafı sosyal medya üzerinden paylaştı. Hadisenin son paylaşımı olay oldu. Havuzda flamingo deniz yatağının üzerinde poz veren ünlü şarkıcının cesur paylaşımı binlerce beğeni aldı. Burçin Terzioğlu, yakın arkadaşı Sinem Kobal'la çekildiği fotoğrafın altına "Hep yan yana, zor günde, hep dost, hep kardeş, iyi ki" notunu düştü. Amerika'da bulunan Ceyda Düvenci ve kızı Atlı Karınca'ya bindi. Güneri Civaoğlu, Bodrum'da Emma Chaplin konserine gitti. Ünlü sunucu, paylaştığı fotoğrafların altına "Emma Chaplin hangi gezegenden?" yazarak hayranlığını gizlemedi. Ünlü oyuncu İrem Sak, aynadan kendi fotoğrafını çekerek takipçileriyle paylaştı. Selçuk Balcı ve Burcu Güneş birlikte stüdyoya girdi. Berna Leçin, Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor. Ünlü şarkıcı Edis, Ankara'da unutulmaz bir konser verdi. Hugh Jackman, oyunculuk eğitimi aldığı hocasıyla bir araya geldi. Olivia Palermo, tatil için İtalya'nın Capri Adası'nı tercih etmiş. Kameralarımızı Arap Saçı filminin oyuncularının bir araya geldiği anlara çeviriyoruz. Ömer Faruk Yardımcı'nın yazıp yönettiği Arap Saçı filminin çekimleri başladı. Magazin Life ekibinin ziyaret ettiği eğlenceli sette neler yaşandı? Göksel abi, yatın da geldiğini söyleniyor. Hikaye çok güzel yani. Ne güzel değil mi? Herhalde güzeldir. Arap Saçı filminin çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı. Komedi türündeki filmin oyuncularıyla sette bir araya geldik. İlk yatım. Yat kaşınması derdi. Oyuncuları yatla getiriyoruz da yapım altını çizin dedik. Mikrofonumuzu ilk olarak Zeynep Kankonde'ye uzatıyoruz. Ünlü oyuncu, filmin yönetmeni Ömer Faruk Yardımcı'ya övgülerde bulunuyor. Ben Ömer Faruk Yardımcı hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Daha önce bir filmde çalıştık. Çok ısrar etti. Zeynep dedi, bu filmde de lütfen ol. Genç çocuk, yetenekli, umut vaat ediyor. Bayılıyoruz kendisine. Ve iyi insan lafının üzerine gelir. Ömer Faruk Yardımcı da sohbetimize dahil oluyor. Komedi türü üzerine keyifli bir sohbet yapıyoruz. Ben buraya alabilirsin. Biraz önce neler söyledim hakkınızda. Yani böyle bir sanat icra ediyorum diye bakmıyorum. Eğlenmek için yapıyorum ve çok eğleniyorum. Ne? Ve karşılığını şey komedi işte rol yedi filan. Hayır, ciddi bir iştir. Ve evet, komedyenler çok zor bir iş yapar ama kendimi hani komik bir oyuncu olarak görmüyorum ya da hani komedide... Çok komik. Bence de komiksin. Sağ ol. Boy kaç ağırsın? 92. Ben de 1.53'üm. Zeynep çok... Ay hoca yüzümden. İşte yani ben eğleniyorum ve karşılığını şöyle görüyorum. Eğer ben eğleniyorsam seyirci de eğleniyor. Ayhan Taş da filmin yönetmeninden bahsetmeden geçmiyor. Komedi evet güzel, metin bir defa güzel. Bir de Ömer işimizi kolaylaştırıyor. Yani yorumunuzu katıyorsunuz bir yandan ama durumu Ömer çok güzel tarif ediyor. İçinde nasıl olmamız gerektiğini de güzel tarif ediyor bize. Oynaması da biraz daha kolaylaşıyor tabii o açıdan. Teşekkür ediyorum. Ömer Faruk Yardımcı'dan yazıp yönettiği filmden bahsetmesini istiyoruz. Üç ayrı hikayenin bir arada toplanması aslında. Yani birbirlerinden farklı karakterlerin kesişme hikayesi bu. Ve böyle içinde sürprizleri olan, açmazları olan bir hikaye. Hem sıcak hem de gerçekten hani güldüreceğimizi iddialı konuşayım mı ya? Evet. Tabii konuş. Evet yani evet, güleceğimizi evet düşünüyoruz. Evet, iddialı konuştuk. Evet, o zaman tamam ben artırıyorum. Öyle mi? Hey dur şampiyon. Evet. Güzel film olacak inşallah.
Söz sırası Açelya Topaloğlu'nda. Bakalım ünlü oyuncu neler söyleyecek? Daha çok keyifli işte, zaten gördüğünüz üzere çok eğlenceli. Onun dışında benim oyuncu olarak bu senaryo, yani Ömer'in yönetmenliğinin dışında senarist kimliğiyle alakalı şöyle bir şey söyleyeceğim. Bütün sorularımın cevaplarını senaryoda bulmak benim için çok önemliydi. O yüzden gerçekten teşekkürler. Hiç yormadan, yorulmadan devam ediyoruz yani. Şinasi Yurtsever de sohbete katılarak ortamı daha da renklendiriyor. İyi gidiyor, sıcak gidiyor ama güzel gidiyor. Sağ olsun yönetmenimizin de eli şey, hafif. İyi yani, her şey yolunda. Köksal abi de ilk defa bugün gördüm. Nasıl Köksal abi? Şeref verdin bize. Yalnız geçen sene film çektik. Soğukta bizi soğuk üşütüyor dedi. Şimdi çok sıcak. Araya bulamadım. Toplu röportaj sonrası Ayhan Taş'la sohbet etme imkanı buluyoruz. Ünlü oyuncudan Arap Saçı filmindeki karakterinden bahsetmesini istiyoruz. Benim karakterim Cengiz. Bıyıkları ona göre ince bir dolmuş şoförü. Bu defa öyle görecekler. Dolmuş şoförüyüm. Cengiz. İşte bir aile babasıyım. Çocuklarım var falan. Olayların kısmen içerisinde, kısmen işte bir yara dışarısında, daha sonra tüm olayın içerisine giren, belki de olayı çözecek, kalbinde vuracak olan bir şey. Belki Cengiz. De Arap saçına döndürecek kişi de olabilir. Arap saçını yok, o saçı yolanım ben. Son olarak bir süredir ekrandan uzak olan ünlü oyuncu televizyona geri dönmek istediğini söylüyor. Vallahi birkaç yerle görüşüyorum. Dizi bakalım, dizi. Bu sene yapmak istiyorum. Bir buçuk senedir yapmıyorum. Çünkü sürdürülebilir karakterler oynamak keyifli bir oyun için. Mahşer Cümbüş'te tiyatro devam, 16. yılımıza girdik. Bir televizyon programı çalışmamız var. Becerebilirsek onu yapmak istiyoruz ekiple beraber. Onun dışında yine Ömer'le birkaç film çekeceğiz.